Şimdi benim size bazı sorularım var. Buyurun. Bu teknelere siz yakıtlarınızı nasıl alıyorsunuz? Nasıl dolduruyorsunuz? Limanda bizim sabahleyin tekneye bindiğiniz yerde teknemizin arkasına bir tane tanker geliyor. Hı-hı. Bu tankerle her seferinde ortalama 1,5-2 tona yakın yakıt alıyoruz. Hı-hı. Yaklaşık bize 6-7 gün kadar da aslında bu yakıt yeterli oluyor. Bazı yerlerde de marinalarda da istasyonlar oluyor. Dolayısıyla tekneyle aslında o istasyonun bulunduğu yere gidip oradan da direkt yakıt alımınızı yapabiliyorsunuz. Ama biz Kaş'ta teknemize tanker geliyor ve tankerden alıyoruz. O yakıt tankerinin boyutu ne kadar ki mesela? Orada küçük bir alan var o limanda aslında. Yani öyle çok büyük bir tanker değil, kamyonet gibi bir şey düşünebilirsiniz. İçerisinde de o tankerin yaklaşık 5-10 tona yakın işte yakıt oluyor. Ha, karadan geliyor tanker. Tabii karadan geliyor. Araç gibi geliyor teknemizin arkasına, oraya park ediyor ve oradan yakıtımızı alıyoruz. Tatlı su da mı aynı şekilde? Tatlı duş da, aldığımız sular. Tabii ki de. Tatlı su da teknemizin bizim arkasında, yani orada kıyıda, kıyı istasyonunda pedestal dediğimiz bizim su alabildiğimiz, elektrik alabildiğimiz belediyenin aslında bir hizmeti bu. Oraya hortumumuzu bağlıyoruz. Her akşam turdan sonra hem tekneyi temizliyoruz, yıkıyoruz. Aynı zamanda da o suyla, o temiz suyla tankımızı alıp tankımızı güzelce dolduruyoruz. Peki burada mesela elektrik vesaire bunu nasıl sağlıyorsunuz? Aküyle mi? Teknemizde bizim iki tane elektrik kaynağımız var. Bunlardan bir tanesi jeneratör. Çok yüksek güç çeken cihazlar çalıştıracağımız zaman, mesela bulaşık makinesini çalıştıracağımız zaman, efendime söyleyeyim, su ısıtıcılarını çalıştıracağımız zaman jeneratör çalıştırıyoruz. Aynı zamanda güneş panellerimiz var. Güneş panellerinden, güneşten kazandığımız elektriği akülere depoluyoruz. Ve akülere depoladığımız elektriği de 220'ye çevirerek teknedeki elektrik ihtiyacımızı karşılıyoruz.